Değerli dostlarım, herkese selamlar. Bu videomuzda yeni bir atamadan bahsedeceğiz. Kültür ve Turizm Bakanlığı yeni ilan açmış oldu. Herkese hayırlı olsun. Artık bakanlıklar da yavaş yavaş sesini çıkarmaya başladı. Umarım bu sayılar daha da artmış olur. Tabi bizler elimizden geldiğince tüm memur atamasını ilanları sizlere paylaşmaya devam edeceğiz. Lütfen sizler de bu emeklere karşılık videoyu beğenip kanala abone olarak yapacağımız ya tüm çalışmadan haberdar kalmayı ihmal etmeyiniz. Evet Kültür ve Turizm Bakanlığı başvurularınızı e üzerinden kariyer kapısı ile yapmış olacaksınız. Başvuru henüz başlamazı 17 .03 2023 tarihinde başlayacak. 31 .03 2023 tarihinde sona ermiş olacaktır. Öncelikle şöyle bir bilgi vereyim sizlere. Şimdi bazı pozisyonlar var. Sözlü mülakatla atanmış olacak. Bazı pozisyonlar var. Sözlü mülakatsız. Direkt KPS puan üstünlüğüne göre atanmış olacaktır. Peki bunlar hangisi ve hangi kadro ataması olacaktır? Onların bilgisini tek tek vermiş olacağım sizlere arkadaşlar. Genel şartlarında ekstrem bir durum yoktur. Her zaman bahsetmiş olduğumuz kısımlar mevcuttur. Ki ben yorum kısmına sabitleyeceğim. Rahat bir şekilde bütün yazıların hepsini okuyabileceksiniz arkadaşlar. Pekala. Sözü sınavla beraber hangi dalda atama olacaktır? Mimar ataması olacaktır arkadaşlar. Sizlerin mimarlık lisans mezunu olmanız ve en az 70 puan sahip olmanız gerektiğini yazmış durumda arkadaşlarım. Bunun haricinde 35 yaşını doldurmayacaksınız ve İstanbul'a atanmış olacağınızı belirtmek istiyorum ki çoğunluğu da İstanbul. Diğer mühendis atamasında arkadaşlar elektronik mühendisi, elektrik, elektronik mühendisi gibi dallardan mezun olmakla beraber 70 ve üstü puana sahipseniz başvurunuzu yapabilirsiniz. İstanbul alımlar mevcuttur. Mühendis 2 düzeyinde arkadaşlarım sizler mühendislik makine düzeyinde mezunsanız yine başvurularınızı yapabileceksiniz. KPS 2022 puanınızın en az 70 olması gerektiğini ve İstanbul'a atanmış olacağınızı tekrar belirtmek isterim. Diğer mühendislik atamasında arkadaşlarım bilgisayar mühendisliği mezunu olmakla beraber yine İstanbul'a atanmış oluyorsunuz. Diğer mühendislikte arkadaşlar ziraat fakültelerinin bahçe bitkileri lisans mezunuysanız başvurunuzu yapabileceksiniz. Bunun haricinde yine İstanbul'a kontenjan açılmış durumda. Sözü sınavla bilgilerin hepsi yazılmış durumda. Ben hepsini bıraktım buraya. Hepsini tek tek okuyabileceksiniz. Sözü sınav tarihi ise daha sonraki süreçte. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın resmi internet hesabı üzerinden bizlere duyurulmuş olacaktır. Bunu geçtim. Şimdi söz sınav olmadan kimler nereye başvurabilir? Büro memuru ataması olacaktır arkadaşlar. Bunun için de sizlerin tercümanlık, İngilizce te mütercim tercümanlık düzeyinde mezunsanız başvurunuzu yapıp YDS puanınızın o yazmış durumda en az 60 puan istiyor. Herhangi bir şekilde mülakat olmayacaktır. İstanbul'a atanmış oluyorsunuz. Diğer büro memurluğunda arkadaşlarım halkla ilişkiler tanıtım, halkla ilişkiler reklamcılık gibi dallardan ön lisans mezunuysanız P93 puan türünden 60 puan sahipseniz başvurunuzu yapabilirsiniz. Diğer büro memurlarında büro yönetimi, yönetici asistanlığı gibi ön lisans mezunu olmakla beraber en az 60 puanla beraber başvurunuzu yapabileceksiniz. İstanbul'a atanmış olacaksınız. Diğer büro memurlarında ise grafik tasarım ön lisans mezunları olmakla beraber yine İstanbul'a atanmış oluyorsunuz. Diğer büro memurluğunda sizlerin Yüksek Öğretim Kurumları'nın lisans düzeyinde sanat tarihi bölümünden mezunsanız ve en az 60 puan sahipseniz İstanbul'a atanmış olacağınızı belirtmek isterim. Bunun haricinde diğer bir operasyonda iş sağlığı ve güvenliği bölümünden mezun olmakla beraber yine başvurunuzu İstanbul'a yapabileceksiniz. İktisat, işletme, muhasebe, maliye lisans mezunu olmakla beraber başvurularınızı yapabileceksiniz. İstanbul'a 5 kişilik kontajı açılmış durumda. Şimdi koruma güvenlik yerlisi ataması olacaktır farklı düzeyde erkek ataması, kadın ataması farklı farklı alımlar mevcuttur. Herhangi bir ön lisans mezunu başvurabilir fakat bunun içinde silahlı veya silahsız özel güvenlik kimlik kartı olmakla beraber diğer en az fiilen 60 gün koruma güvenlik yerlisi olarak çalışmış olmanız gerektiğini yazmış durumda İstanbul'a atanmış oluyorsunuz arkadaşlar. Diğer koruma güvenlik yerlisinde yine lise mezunları başvurusunu yapabilir fakat yine daha önce tecrübenizin var olması gerektiğini tekrar vurgulamak istiyorum burası önemli. Diğer koruma güvenlik görevlisinde kadın ataması mevcuttur. Herhangi bir ön lisans ve herhangi bir lise mezunu yine başvurusunu yapabilir. Az önce belirtmiş olduğum özel şartlar yine mevcuttur. Temizlik görevlisi lise mezunları başvurusunu yapabilir. Buraya yine 40 kişiliği bir kontajan açılmış durumda. Herhangi bir lise mezunu başvurabilir. En az 60 puan istiyor. Bilginiz olsun. Bahçıvan alımı olacaktır veya yine bahçıvan iki düzeyinde farklı düzeyde atamalar mevcuttur. Lise düzeyinde alımlar olacaktır demiş olduğumuz gibi 1703'te başlayıp 3103'te bitecektir. Ederez üzerinden Kariyer Kapısı aracıyla yapmış olacaksınız. Şu an başvurular başlamadı. Günü geldiğinde tekrar hatırlatmasını yapacağım. Eğer bu ilana uygun değilseniz de diğer bütün ilanlar için ben bu linki bıraktım zaten. Rahat bir şekilde bu sayfaya erişim sağlayacaksınız. Veya tüm sosyal medya hesaplarımızı, Telegram'ı, Instagram'ı, Twitter etkinliklerimize de katılabileceksiniz. Bütün sosyal medya hesaplarımızı buraya bırakmış durumdayım arkadaşlar. Evet, aktaracağımız bilgiler şu an için bunlar olsun. Elimizden geldiğince tüm memur atamasını sizlere yayınlamış olacağız. Birkaç alım daha var. Onların da bilgisini yine önümüzdeki videolarda sizlere anlatacağım. Merak etmeyiniz. Kendinize şu an için iyi bakın. Bir dahaki videomuza görüşmek üzere. Hoşçakalın.